Azerbaycan'ın milli kahramanı İbat aramızda. Şimdi sizlerin şöyle kocaman alkışlarıyla kendilerinin sahneye teşriflerini arz ediyorum efendim. Hoş geldin Can Azerbaycan. Hoş geldiniz. Sayın bakanlar, sayın valiler, sayın milletimiz, analarımız, babalarımız, ben sizin hepinizi selamlıyorum. Size Azerbaycan'dan kucak dolusu selamlar getirmişim. Ben bir gaziyim, yani savaşta savaşmış bir gaziyim. Ben savaştan danışmak zorundayım. Yani az da olsa bir gazi kimi savaştan danışmak zorundayım. Biz Karabağ'da bütün Hristiyan dünyasına karşı savaşırdık. Yani bilmem ki siz düşünürsünüz ki Karabağ niye gitti. Ama siz düşünmezsiniz ki biz Karabağ gittiyse de Azerbaycan'ın 80%'ını kanımızı canımızı koyup sakladık. Bütün Hristiyan dünyasının gücü vardı Ermenilerin arkasında. Yani biz tek Ermenilere karşı savaşmıyoruz. Bütün dünyaya karşı savaşıyoruz. Bize hiçbir yerden, hiçbir Türk dilli devletlerden kömek yapılmadı. Bunu zoram demeye. Yani zor kaldım bunu size söylemeye. Ama biz son damla kanımıza kimi Rusya'dan yenice ayrılmış bir devlet. Hiç neyimiz yok, silah yok, sursat yok, geyim yok, etbek yemek yok. Ama son damla kanımıza kimi durduk, savaştık. Bütün Hristiyanların niyeti, maksadı Bakı'nı almak, petrola sahip çıkmak idi. Ama biz onu son damla kanımıza kimi dayandık, onu koruduk, sakladık. Düşmanlar bize Türk diye bizimle savaşırdılar. Yani Azeri diye yok, Türk diye bizimle savaşırdılar. Biz de Türk olarak arkamıza bakıp, arkamızda büyük Türk'ü görüp yani savaşırdık. Benim bir sözüm var, Türk benim, Türk benim canımdı. Damarlarda akan kanımdı, koy kanım aksın Türk'ün yolunda. Ne hoştu ölmek vatan yolunda. Vatan yolunda ölenler ölmürler. Çünkü vatan ölmür, vatan daimi var. Ben arz edelim ki Türk dünyası, Türk milleti bir olsunlar. Tek tek bizi yeğerler ama bir olsak hiç bize yakın duramaz. Çok sağ olun sizi, salam bayram. Yani çok ben konuşmuyorum. Ben her zaman söylemişim ki ben savaşmayı öğrendim. Konuşmayı yok. Sağ olun, çok sağ olun.